Günaydın herkese selamlar sevgiler yayın başladı yazayım ee, ve kontrol edeyim başlamış mıyım ben de emin olayım başlamış mıyım bir bakayım başlamamışım başlamışım şey, evet. Tabii, kendimi duyduğuma göre başlamışım canlar ciğerler güzel insanlar yaklaşık bir dakika sohbet edeceğim <laughs> sonra yayına başlayacağım sizlerle birlikte umarım ki keyifli bir canlı yayın olur. Bu canlı yayında sizle aslında bu yaz ne yapsa konuşacağız. Belgesel, diziler, filmler, kitaplar, tek konuşmaları hepsi var. Aynı zamanda katılda ne yaptık 3 yılda o var. Ve 100 kişiye yayın boyunca katıl aboneliği hediye edeceğiz. Aslında kapalı mekanda şapka takılmaz. Ama bu şapkayı katıl aboneleri tanıyor. Neden? Çünkü dış çekimlerde bu şapkayı takıyoruz. Çok güzel dış çekimler var. Bak 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 nasıl video. Nasıl video. Dış çekimden mi geliyoruz diye biliyor efendim. Şapkamız şekil. Niye şekil? Çünkü dış çekimde güneş öldürüyor. Bir <laughs> tarzımız olmalı. ya kapalı mekanda şapka çok takılmıyor efendim. Görgü kuralı. Haluk White. <laughs> Haluk White güzel. <laughs> Merhaba herkese 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 e, günaydın tünaydın selamlar. Şimdi canlar ciğerler e, bu yayının belli bölümlerinde size 10, 10 katıl aboneliği hediye edeceğiz. Bu katıl aboneliği hediye ettiğimizde nasıl olacak? Mesela şu an bir e, 10 kişiye hediye edelim. Bakalım 10 kişiye hediye ettiğimizde nasıl bir görüntü çıkıyor? Ben de merak ettim bir göreyim. Bir sesimi kapatayım ha. Şu anda Haluk Tatar hesabından size 10 kişilik bunu rastgele hediye ediyor. Onu söyleyeyim size. Kime geleceğini hiçbir şekilde bilmiyoruz ama 100 kişi abonelik olacağı için herkese denk getirmeye çalışacağız. Vallahi şu an bin kişi izliyor. Yüzüne gider. Şu an hediye ettik mi diye bakınıyorum. Bir iki dakika içinde uyarı çıkacaktır ekranda. Ettik. Aha. Görüyor musunuz? Haluk Tatar 10 Haluk Tatar üyeliği hediye etti ve 10 tanenize çık 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 denk geldi. E, abonelik alanlar teşekkür ederse Allah rızası için <laughs> görelim en azından. Bak isimler çıkıyor zaten ya. Şuna hediye geldi, buna geldi diye. Merak etmeyin canlı yayın boyunca aha da böyle şakır şukur abonelik hediye edeceğiz. De bu abonelik ne işe yarıyor diyeceksiniz çok haklı olarak. Yani hocam ya iyi hoş da ben ne yapam bu aboneliği hani ne işe yarar bunun içerisinde ne var diyeceksiniz. Deyin çok mantıklı bir şey olur eğer söylerseniz. Şimdi size ilk önce katılda ne var biz neyi hediye ediyoruz onu anlatayım. Sonra sizle birlikte kişisel gelişimin dibine vuralım. Çünkü bu yaz yapacağımız her şeyi konuşmuş olacağız. İnşallah izleyeceğiniz diziler, TED konuşmaları ne varsa. Ee, Abonelik hediye alanlara da hayırlı olsun şimdiden. Şimdi canım ciğerim güzel insan ilk önce ekranı bir paylaşayım. Şöyle <laughs> ekranı biraz zor zapt ediyorum bugün. Heh. İlk öncelikle dil eğitimleri var. Dil eğitimlerinden birincisi İtalyanca. İtalyanca'yı bu yaz öğrenmeniz için size böyle pıtır pıtır bölümlere böldük. Ve başlangıç seviyesi bunun devamında inşallah bu yıl içerisinde tekrardan çekilecek ve gelecek. İkinci bölüm sizin de keyif alacağınız şey. Je français. Fransızca. Fransızca da aynı şekilde bölümlere ayrılmış durumda. İşte isterseniz buradan Fransızca'ya dönünüz. Bu hediye edilen 15 liralık abonelikle bu alınıyor onu söyleyeyim. Yani kripto para aboneliğine falan ihtiyacınız yok en temel aldığınız 15 liralık abonelikle şu an hediye edilen 15 liralık abonelikle bunu hemen LABS diye alıyorsunuz. Ve İspanyolca. İspanyolca da 60 videoluk. Bu, bu eğitimler bu arada şeyden geliyor haberiniz olsun. Ee, Udemy'deki eğitimlerimiz. Yani Udemy'deki eğitimleri getirip bu 15 liralık aboneliğin içine koyuyoruz. Ve tabii ki ve tabii ki İngilizce. İngilizcenin çeşit çeşidi var. Birinci çeşidi ee, gördüğünüz gibi 10 saatte İngilizce. 10 saatte İngilizce sizin in, turistlerle İngilizce konuşmanız için yapılan bir sistem. Çok temede ihtiyacım var hocam. Biraz sonra toplantıya gireceğim. I am a pencil diyeyim yeter. O zaman 3 saatte İngilizce var. Kanalda bir de şimdi çok 90 saatlik falan o civarda bir İngilizce de geliyor. Vesaire vesaire. E hocam peki kişisel gelişim yok mu? Var. Aa niye siyah beyazım? vardır bir sebebi. Bir şey biliyorumdur illaki. E, 234 katılı özel kişisel gelişim videosu var. 234 tane kişisel gelişimle e, inanılmaz ilişki sorunlarını konuşmuşuz. Gündemi konuşmuşuz. Tarihin sizin görmediğiniz versiyonları var. İşte mesela bir NLP eğitim seti var. 2 saat. Yani bu videoların hepsi de böyle 5-10 dakikalık videolar değil. E, uzun uzun güzel güzel videolar. Kişisel gelişim kısmında izleyebilirsiniz. Canlı yayın yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Canlı yayında bayağı yapıyoruz. O canlı yayınları da her hafta dertleşmesi şusu iki tane katılı özel canlı yapıyoruz. Hatta Twitch'i ikiye çıkarmıştım. Twitch'i bire düşürüp e, katıldaki canlı yayın sayısını arttıracağım. Gündemler yapıyoruz. Bu gündemler de bayağı fazla. Onlarda da hep gündeki özel konu. Biliyorsunuz dışarıya gündemi e, bitirdik ama genele özel haftada bir bir light gündem yapacağım. Devamı ki... Bu yayından sonra katılı özel bir gündem var. Orada buluşacağız. Hemen bu bunları yaparken bir sorayım. E, katıldı olanlar lütfen şeyi yazar mı? E, mutlu musunuz? Çünkü her katıl grubundan e, şey istiyoruz. Helallik istiyoruz. katıldı olanlar da ya biz mutluyuz derse sevinirim. Nasıl hediye veriyoruz? Onu size anlatayım. E, az önce bir 10 kişiyi hediye ettik. Yayın boyunca da size diyeceğim ki lütfen şu anda hediye veriyoruz. şu an 10 tane verdik. Daha 90 tane var. Belki daha fazla bile yaparız. Çılgınlık yaparız. Merak etmeyin. Bak katıldı olanlar yan tarafta yazıyor. Okursunuz. Devam edelim. Birazdan bir hediye daha geliyor. hızlı ve kalıcı öğrenme. 90 video. Böyle pıtır pıtır 90 videoyla nasıl hızlı ve kalıcı öğrenirsiniz? Her şey var. Hatta ve hatta sizin için ee, böyle dış pomodoro videoları var sayaçlı mayaçlı efendime söyleyeyim işte var ya bayağı 90 video artık hızlı ve kalıcı öğrenirsiniz beden dili eğitim seti yudemiye çektiğim 75 videoluk full alayı var 75 videoluk komple yine beden dilde var ikna ve manipülasyon eğitim seti 35 videoyla yine var katıl çok dolu bu yaz bir şey yapacaksanız kendinize aha bunu yapın hadi bir 10 daha hediye edelim edelim ya patron çıldırdı bir 10 kişiyi daha hediye edelim bakın rastgele veriyor yani ben seçmiyorum ee, kime gittiğini yani şu an yayını izleyenlerin arasından random rastgele şu an dağılacak görürsünüz alanlar da bir teşekkür ederse bir de lütfen bir ricam var dün youtube firmasından şunu öğrendim videolara beğeni atmıyorsunuz ben de istemiyorum ben bu videoya ara ara beğeni isteyeceğim lütfen videoyu beğenin e iki de yorum yazın. Tamam mı? Beğeni. Like tuşuna basın. Bir zararı olmaz. Kaliteli yaşamak eğitim seti. Bayılıyorum bu eğitim setime. İlber Hoca'nın kitabı gibi düşünün. Ne yemeliyiz, nasıl uyuruz, kaliteli uyku, yarım bırakmama, hobi edinmek hepsi var. E hocam peki sizin gibi YouTuber olamaz mıyız? Alın size YouTuber eğitim seti. Bu yaz ne yapsak? Ekipmanlar dahil full baştan sonra YouTube'un kanunları, sosyal medyası, YouTube nasıl oluşturulur hepsi var. Ve her eğitim seti benden değil. Seda Hoca'dan diksiyon ve güzel konuşma eğitim seti tam 40 video. Enfes bir eğitim seti. Diksiyonunuzu nasıl düzeltirsiniz? Benim açık e hatalarım vardır. Üst dudak tembelliğim vardır. 15 liraya bu yaz kendinize bir şey katın. Anlatabildim mi? Daha var. Daha çok abonelik hediye edeceğiz. Rahat olun. Daha sadece 20 kişi hediye ettik. Siz beğeni atın videoya. Gerisi kolay. Ben salarım. Devam. 5S prensipleri ile daha kaliteli. Hayat yaşama. Aynı mantıkla 5S'i bilenler Kaizen edebilir. Kaizen de biraz profesyonel iş hayatındakiler için önemlidir. Nasıl lider olunur? Bombastik bir eğitim setidir. Yine Udemy'den geliyor. Zaman yönetimi hepinizin istediği yine Udemy'de satışta olan bir eğitim seti ki öneririm. Zamanınızı bir zahmet yönetmeyi öğrenirsiniz. Geldik müziğe. Sıfırdan gitar eğitim seti. Abi gitar ama şimdi klasik gitar ayrı. Bak bak bak. Biz eğitimi güzel veririz. Bu yaz çok dolu geçecek. Bas gitar ayrı. Klasik gitar, bas gitar. Anlatabiliyor muyum? Size ee, bu yaz evinizde o 15 lira verdiğiniz zaman aylık full her şeyi öğrenmeniz için katılım mükemmel hazırladık ki yeni eğitim setleri de hazırlanıyor. Güzel katıl insanlarına inşallah gelecek. Şunu düşündük öğrencilerin bu yaz boş geçmemesi için devletimiz milletimiz her şeyi yapıyor biz de yapalım dedik. En azından dedik katıl eğitim seti verelim bu eğitim setlerini izleyerek keyifli keyifli gitsin. Bu arada sizler de birbirinize katıl eğitim seti hediye edebiliyorsunuz şu anda yayına eğer izleyen özellikle beni çok sevenler varsa çok sevenler rastgele şu an yayın sırasında birbirine eğitim seti edebilirler nasıl ederler e, Haluk Tatar kanalına desteğini verin diye bir buton var göstereyim ya ben niye uğraşıyorum ki şurada dur aha da yayın dur. gitarları anlattım hemen şurada bir buton var buna basıyorsunuz ve e, ne diyor hediye üyelik birbirinize hediye üyelik yollayabilirsiniz. Biz mesela 10-10 yolluyoruz. Siz 5 tane edin gibi. Ha, bu da size kalmış. İlla yapın diye bu durum yok. Sıfırdan yan flüt. Efendim belki de yan flüt öğrenmek istiyorsunuz. Olabilir. Ama hocam ben bağlamacıyım. Bak yan flüt eğitim seti, bağlama eğitim seti. Her ne öğrenmek isterseniz hepsi hazır. Müziği de öğrendiniz. Hocam biraz ekmek parası çıkaralım bu yaz. Tavsiye videoları birazdan geliyor. Ee, birazdan da. Bu arada eğer hediye çıkmazsa da şurada bir buton var normalde. Ona basarsanız katılla girebilirsiniz 15 liradan. Birazdan hem hediyeler hem tavsiye videolar gelecek. HTML web tasarım. HTML5 ve CSS3. C++. Bunların hepsi Udemy'deki paralı eğitim setlerimiz. C++, C Sharp, pardon C++ diyorum. C Sharp. Adobe Premiere Pro. Benim bizzat 98 videoyla Premiere Pro eğitim. Udemy'de paralı. Adobe Illustrator. Udemy'de paralı. Unity. Sıfırdan oyun yapmam. Unity öğrenmek istiyorsunuzdur belki. Unity oyun geliştirme ekstra. Daha da devam. Bilgisayar toplama eğitim seti bilgisayar toplamak isteyenler ve tabii ki ileri derecede satranç eğitim seti. Satranç da öğrenmek istiyorsunuzdur belki. Son 4-5 eğitim seti ondan sonra da efendim sizle birlikte tavsiyelere başlıyoruz. Ama şu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben 3200 video çektim. Hiç beğenin demedim. Ulan bu videoyu beğenin be. Yani hediye ediyoruz. En azından bu yazı boş geçirmeyin diye bir şeyler yapıyoruz. Siz de bir, bir destek atın. Tamam mı? Şimdi vereceğiz. Birazdan tekrar hediye geliyor. Sıfırdan ekonomi eğitim seti. Ben hazırladım. Baktım ki ekonomiyi bilmiyoruz. Dolardı, işte arz talepti, paraydı. Mahfiye İlmez Hoca'nın kaynakları dahil birçok yabancı yerli hocalardan derleyerek döviz kuru neye göre değişir? Gayri safi bilmem ne haberlere duyduğunuz şeyleri anlayın diye elimden geleni yaptım. Buyurun. Sıfırdan bitcoin ve kripto para eğitim seti kripto paralar üzerine bir bilginiz olsun. Benden geliyor efendim. 61 video 100'e tamamlıyoruz. Sıfırdan teknik analiz. Bu kripto paralar falan filan yine aynı şekilde borsa. Borsa ve teknik analiz. Ve aynı zamanda da blockchain ve kripto paralar üzerine bir eğitim seti. Sade dil özet. Siz bu yazı boş geçirmeyin. Canım benim. Sağ ol Nur kardeşim. Yani katıldı olanlar da fikrini yazsın. Kusura bakmayın çok da boş durmuyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi hatta e, dünya tarihinin animasyonlu versiyonunda aynı şekilde inşallah katıl için hazırlamaya başladık. Haberiniz olsun. O dünya tarihini komple e, animasyonlu halde hazırlıyoruz. Şimdi gelelim başlayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın tekrar söyleyeyim. İlk önce tavsiye TED Talk'lar. TED Talk'lar bitince bir kere daha hediye vereceğiz. Rahat ol. Enfesül azim geliyor. O Doğukan'a teşekkür ederim. Doğukan'dan abonelik geldi. TED konuşmalarının birincisi. Şöyle TED'in sitesini açalım. TED. TED.com. Tim Urban. Tim Urban bu sürekli bir şeyleri et, 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 ertelemeyi, engellemeyi anlatıyor. Yani sürekli ileriye atıyorsanız bir şeyleri nasıl engellersiniz? Tim Urban'ın kendi kitapları da var. Kesinlikle size önerim Tim Urban'ın mutlaka izleyelim. Bir başka güzel isim, Bren Brown. Bren Brown'un "Kırılganlığın Gücü" adında bir TED konuşması var. Enfes abonelik nasıl hediye ediyoruz? Aa Nurhak geldi. Nurhak Twitch'te bayağı abonelik hediye ediyor. Nurhak'cığım ee, senin hakkın ödenmez. Hemen göstereyim. Bugün çünkü birbirimize destek olma günü. Biz de hediye ediyoruz. Siz de ederseniz sevinirim. Şuradan hediye üyelik diyorsunuz. Sohbetin hemen altında. 5 kişilik verebilirseniz sevinirim. Veremezseniz canınız sağ olsun. Tamam. Birbirinize hediye abonelik verebilirsiniz. Devam, devam. Bizden de gelecek merak etmeyin. Bu arada hediye e, abonelik olursa bana Whatsapp'tan falan yazsın bizim ekip. Teşekkür etmeyi unutmayalım. İçine kapanık insanlar, başarısızlar, mutsuzlar ne olur bunu izlesin. İçinizden çıkmayı öğreniyorsunuz. 58 milyon görüntülenmesi var. 58 milyon. Muhteşem. Kırılganlığın gücü. Başarısızlıktan yılmayacaksınız. Robert, Robert Waldinger ne yapıyor baba? Bir hayatı, güzel bir hayatı ne sağlar? 42 milyon mobilden hediye ede edebiliyorsunuz diye biliyorum. Edebiliyorsunuz. Adem canımsın. Robert Waldinger diyor ki ya bir hayatı, güzel bir hayatı ne sağlar? Yani mutluluk sadece para pul mudur? Para pul yanında veya onların dışında Mutsuzların yalnız olmadığını anlatıyor. 42 milyon görüntülenmesi var. Hayattan işte ve geçip giderken ya biz de boş kalmayalım. Yani 75 yıldır yapılan bir e, emeği var adamın. Gerçekten de gençlere enfes bir konuşma. Simon Sinek. Biz bir 5 daha hediye edelim ya. Bir 5 daha. At gitsin. Boş tutmayalım. Gençliği bardakları boş bırakmayalım. Şimdi Simon muhteşem bir adam. Baba. Mükemmel liderler nasıl ilham verir? Seni nasıl ilhamlandırır? 17 milyon var ama bu 12 yıl önceki bir konuşması yanılmıyorsam. Yok 8 yıl önceki bir de 12 yıl önceki var. Bunlar da şeyi anlatıyor sana. Sorgulamayı, bir liderin nasıl o, takip edileceğini, bir liderin ne büyük ya, sen nasıl büyük bir lider olursun bunu anlatıyor. Ama 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 aynı zamanda bu şahsın şu kitabını, şu kitabını, şu kitabını ve şu kitabını öneririm. Bak Nedenle başla. Yani sorgula. Nedenle başla. İki, çok güzel. Kendi nedenini bul. Harika. Bu İngilizce, İngilizcesini okursanız çok güzel olur ama çok pahalı maalesef. Bunun en büyük olayı The Infinite Game isimli bir şovu var. Hatta şöyle bir dakikalık bir video var. Little book called Finite Infinite Games by James Carsey that was written in 1986. It gave me a whole new perspective on how the world actually works. That we are at all moments of all days players in games that have no geçtik finish line. There's no such thing as winning friendship. There's no such thing as winning in marriage. If you think you're going to be number one in your marriage, it's not going to go well. And there's definitely no such thing as winning business. And yet, you listen to so many leaders. And they talk about being number one, being the best, beating their competition. They have no idea what world, how the world is actually. Tavsiye öneririm Enfest'tir. Abi hepsi birbirinden güzel ya. Hepsi birbirinden güzel. Devam edelim. Bir başka konuşma. Bu konuşmayı da gayet güzel seviyorum. Dan Pink. Dan Pink'in e, niye kapattıysam. E, YouTube'dan devam ederiz. Hiç sorun değil ya. Ha şöyle tam açabiliyoruz. Gülsün çok teşekkür ederim. 5 abonelik hediye etmişsin. Yürekten teşekkürler. Dan Pink'in 28 milyon çok çok iyi. Yani bir 42 bir 70 değil ama kendi kendini motive etme. Zaten kendisi bir kariyer analisti. İşte pozitif düşünmeyi, motivasyonu hikayelerle anlatıyor. Lütfen havada kapı. İzleyin. Bu yaz izleyin. Bu yaz ne yapsak bunu yapalım. Peki biz nasıl konuşsak insanlar bizi dinler. O zaman size Julian Treasure öneririm. İnsanlar sizi niye dinlesin? 10 milyon izlenmeli enfes bir TED Talk. Yani konuşuyorsun insanlar seni sallamıyor, dikkat etmiyor. E, ne yapılması lazım? Kulağa daha güzel nasıl gelinir? İşte burada. Şimdi şok, inanılmaz ters köşe. Ponçik bir hanımefendiyle devam ediyoruz. Cameron Russell. Kendisi bir model. Böyle çıtı pıtı ponçik bir model. Hatta galiba evet Victoria, Victoria Secret miydi neydi onlarda da bir modelmiş. Niye Cameron Russell'dan konuşuyoruz? Cameron Russell TED konuşmasında demiş ki görünüş her şey değil. Gerçekten ben size anlatayım bir modelim diye kendi 16 yaşından beri hikayesini anlatıyor. E, ve tamam şanslıyım güzel gözüküyorum falan filan ama işin e, ayağı öyle değil anlatıyor. Özellikle hanımefendilerin e, ve özellikle kendini çirkin bulan insanların dinlenmesini isterim. Benzeri alternatif bir tek konuşması çok daha az izleyici. Az önceki 38 milyondu. Melissa Butler'dan geliyor. Neden çirkin olduğunu düşünüyorsun diye. Kendisi de bir kozmetik firması, vegan bir kozmetik firmasının kurucusuydu yanlış hatırlamazsam. Evet, ha, lip var, bravo. 2 milyon ama izlenir. Tamam mı? Şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni de çıltmayın. Bunları söylemem gerekiyormuş. Dün YouTube söyledi bana bunu. YouTube dedi ki videoyu mutlaka beğensinler. Sean Anchor Ecker, kendisi e, gerçekten hoş bir kitap. İşte daha iyi çalışmanın, daha mutlu çalışmanın sırrı. Mutlu sırrı. Daha iyi çalışmanın. Kendisinin kitabı da var bu arada. Mutluluğun avantajı diye. Şöyle göstereyim size. Mutluluk avantajı diye. Ben okudum sevdim. Herkes sevmeyebilir ama akıyor kitap. Gidiyor. Eğer ki böyle ya sıkılıyorum ders çalışmaktan sıkılıyorum. Hayattan sıkılıyorum. Her cacıktan sıkılıyorum dersen 24 milyonluk bu konuşmayı öneririm. Ve son konuşma TED Talk'ta bu yaz mutlaka izlemen gereken daha inenceli şeylere geçiyoruz. Hastasıyız. Celeste Hidley, Hidley kendisi de daha iyi iletişim kurmanın 10 yolunu anlatıyor. Mutlaka öneririm. Şimdi geldik kitabı olan filmlere. Ama burada biz bir 5 daha bir atalım. Bir 5 daha atalım. Bir 5 abonelik daha verelim. Ve 5-5 beş beş, vere vere 5-10 5-10 gidelim. Ay diye gelirken size ben size kitap ve filmlerden devam edeyim efendim. Tamam mı? İlk filmi yapılan kitap Bayan Peregrine'nin e, Tuhaf Çocukları. Kitap güzel. Bak. Kitabı okumak zorunda kaldığım için okudum. Filmi olduğunu sonradan öğrendim. Filmi kötü. Yani aslında niye izledim? <laughs> ee, şeyin Harry Potter yazan hanımefendinin tuhaf creature'lar, fantastik creature'lar diye bir kitabı vardı. Onu alırken bunu da mecburen almış zorundaydım. İşte okuyayım falan filan derken arada kaynadı. Filmi eh ama kitabı su gibi. Yani hatta New York Times'ta falan bestseller kalmış. 40 dile çevrilmiş falan böyle bir gizemli bir ada yetimhanede geçen bir hikayeyi anlatıyor size çocuğunuzu okuyabilirsiniz eğer çocuğunuz biraz yaşça ve zekaca büyükse sizi ikinci dünya savaşına götürüyorum filmini izleyip kitabını okuduğum Nurhak çok teşekkür ediyorum abonelik hediye etmişsin yürekten teşekkürler şu an 60'ı geçtik diye hatırlıyorum Booktif şimdi Booktif kitap hırsızının kitabı var aynı zamanda filmi var Filmine bu kadar az puan verenler hiçbir şeyden anlamıyordur. Ama çok güzel. Neden güzel? İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'sında geçiyor. Ben İkinci Dünya Savaşı'nı hep severim. Tamam mı? 9 yaşındaki bir kız çocuğunun işte kitapları olan aşkını anlatıyor. O dönem neler gelmiş? İkinci Dünya Savaşı hakkında da fikrin oluyor. Zırıl zırıl ağlayacağınız bir filme geliyor sıra. Konusunu hiç söylemeyeceğim. Konusu size e, spoiler olarak anlatılmaması gereken bir konu. E, filmi 1989 e, Sol Ayağı Chris Brown'un hikayesinden geliyor. E IMDb'si de bence 8 düşük buna. Kitabı ucuz neyse ki. Sol Ayağı'mı çok burkularak izleyeceksiniz ya. Yani ağlatıyor baba. Ağlatıyor. Herkesin çok bayılmayacağı bir polisiye. Filmi olan bir kitap Umberto Eco'nun Gülün Adı. 86 yılında çekilmiş 1986'ta Şankanir oynamış Şankanir'in Shankarani olduğu dönemlerdi. Aslında işin içerisinde her şey var din var mitoloji var din şey sosyoloji felsefe hepsi sizi 1300-1400'lere götürüyor oradaki İtalya'ya götürüyor e, polis yemsi gerilim ama tatlı gerilim İşin içerisinde bir e, cinayet var o cinayetten yürüyor hikaye kitabını da alabilirsiniz. Hatta diyorlar ki buradaki gül hikayesinden sonra bir yazar çok satan Demrah bir şeyler çaldı falan geç. Geldik yeni bir kitaba. Vahşet, korkunçluk, hiyanet, hışanet. hepsi bir arada. Stephen King sevene gelsin. Shining'i e önermiştim, bunu da önereyim. Puanı düşük. Kitabı çünkü çok güzel, filmi çok kötü. Filmi başarısız ama kitabı enfes. Bak kitabın puanından belli. Bunun kitabı filmi yapılamazdı zaten ya. Dirim keçir vardı. Onun da yapılamaz, bunun da yapılamaz abi. O yüzden. Ama herkesin tar tartışmasız bayılacağı Green Mile, Yeşil Yol kitabını okumanızı mutlaka öneririm. Hikayenin bir kısmı gerçek bu arada. Başroldeki dev zenci abimizin, John Coffey'nin hikayesinde gerçeklik var. Ee, o mucizeleri falan biraz farklı bir yerden alınmış ama Hikayesi gerçek. Filmin hikayesinde bir e, söylersem çok pis spoiler olur. Söylemeyeyim. izleyin. Uzun bir film yalnız. İzleyin. 8.6 1.3 milyon kişiyi izlemeyen taş olur. İzlemeyen taş olur. Piyanist. The Pianist. 8.5'u hak ediyor. 800 bin kişi izlemiş. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda adamın adını unuttum ya. Birinin gerçek hikayesi. Şıpılmen mi diye bir herifin gerçek hikayesiydi yanılmıyorsam. Nazi işgali altındaki Polonya'yı anlatıyordu. Ben size dünya tarihinde anlatmıştım. Bir piyanistin işte hayatta kalma çabasıydı. Ee, kitabı da var. Bence kitabı okumanız neyse yönlendirmeyeyim. Filmi direkt izleyin ya. Tamam mı? Geldik belgesellere. Bir on daha hediye edelim. Patron çıldırdı. Ettik. Ha, zaten ettik. Tamam. Okey. Güzel. Akıyor. Bence çok güzel bir yayın olarak gidiyoruz. ya yani hem abonelik hediye ediyoruz hem size yazın ne yapmayacağınızı söylüyoruz. İşte yazı boş geçirmeyin diye elimizden geleni yapıyoruz. Merak etmeyin. Canım ciğerim. Ve geldik ee, Kurtuluş Savaşı'na. Kurtuluş Savaşı gazileri. Şey belgesellere. Bir nolu belgesel. Bunu bir gün Twitch'te izleyeceğim. 1 saat 20 dakika. Kurtuluş Savaşı'nın <laughs> aman telif yiyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın gerçek gazilerinin, son gazilerinin, bu ülkenin gerçek kahramanlarının biraz da bu yayın bittikten sonra katılı özel gündeme gireceğiz. Oraya gelin. Gündemde inanılmaz konular var bugün. Hem eğlenceli hem İngiltere'nin başbakanı bile istifa etti. Bu belgesel şu madalyayı hakkıyla taşıyan insanların belgeselidir. Lütfen izleyin. İki damla gözünüz yaşarmazsa gelin bana hesap sorun. Ulan çok üzücü ya. Yani ülkemizin kendi gazilerine, Kurtuluş Savaşı gazilerine nasıl sahip çıkamadığının acı göstergesidir. Çok üzücü ya. Vallahi üzücü. İkinci belgesel Kiss the Ground. Puan 8.2. Niye 8.2 biliyor musunuz Kiss the Ground'ın? Hani hep gaza geliyoruz ya ulan doğaya dönsek, köye taşınsak, işte toprakla yaşasak falan filan. Abi işte nasıl yapılır o? Toprağa nasıl şükredersin? Bu teknolojik saçmalıklara niye ihtiyacın yok? enfes anlatıyor. Benim izlediğimde inanılmaz hoşuma gittiğim, gözüme takıldığı için mecburen izlediğim ama sonra da bayıldığım bir Netflix belgeseli. My Octopus Teacher. Benim öğretmenim bir ahtapot. Ahtapot öğretmenim. Diyeceksiniz ahtapottan ne öğrenilir? Güney Afrika'da geçiyor bu. Bir ahtapotla böyle keyifli bir dünya. Yani bir, bir hayvanın dünyasını takip etsen nececik çıkar ona bakıyorsun. Nurhak. Tekrardan teşekkürler. 15 TL'lik abonelik yeter mi? Yeter yeter. Bu gösterdiğim her şey yeter. Rahat olun. 15 TL'lik abonelik de alayını izlersiniz. Ve Unnatural Selection. Netflix'ten geliyor. Hepsi Netflix değil merak etmeyin. Nedir abi? 4 bilimlik kısa, dört bölümlük bir belgesel. Tek bir bölümde değil. Yaptığı hikaye şu. DNA'yı mıncır mıncır oynarsak bu Harvard'lı arkadaşlar Fight Club önermeyi unuttunuz mu? Abi Fight Club Matrix ıvır zıvır artık önermeyelim bunları. Yapmayın. Esaretin bedelini mi önerelim bu saatten sonra? Yapmayın. Ha bu arada ee, dur bekle açayım. Açayım ne demek istediğimi göstereceğim. Biz filmin kralını önerdik. Bekle. Geliyor. Şimdi kitap okumak isteyenlere geçen gün şunu önermiştik. Bakın bunu bu videoyu çekmiştik. Bu yaz için bu, 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 bu yaz okumanız gereken 15 polisiye gerilim kitabını önerdik ya. Aynı gün katıla da şunu önerdik. Katıl bu videoyu izledi. Siz bu videoyu izlerken arkada katıldı 15 TL dedik katıldı bile şunlar izledi. Katıl bütün dışarıdayım. Ben işte yine dışarıdayım. Bu sefer size dedik ki bu yaz ne izlesek ki bu videonun üçlemesi var. Yani bu yaz ne izlesek, bu yaz ne okusak e, romanlar bir de e, pardon bu yaz tamamen ne okusak? Bir de korku gerilim bu yaz ne okusak? Devam edecek. Tavsiye ediyorsa istediğiniz zaman bunlar katılacak. Sadece katılım olacak. Baştan söyleyeyim bu yaz ne izlesek de size film önereceğim. Amma 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 bir. Bak zaten şunları önermeyin diyorum. Önermem diyorum. Dinle. 20 tane film var ki bunları önerini dövüyorlar. Yani bir esaretin belirini Forrest Gump'ı, Yeşil Yolu, Matrix'i, Inception'ı. Evet. Anladın mı? Biz bunları zaten öneririz. Making a Murderer bir katili bu ne ya yanlış filmi <laughs> bunu da izleyin şahane hayat Making a Murderer nedir bu bir Making a Murderer aslında e, hiç suçu olmayan insanların üstüne ihale nasıl yıkılır yıllarca boşu boşuna nasıl hapis yatarlar e, enfes anlatılıyor Hatta 1985'te hapse giren cinsel suçtan ve 18 yıl boşu boşuna hapis yatan bir hikayesi var. 3 yani sezon sürmüş. O kadar salakça, o kadar... Gelin sizi bambaşka bir belgesele götüreyim. Bambaşka, bombastik bir belgesel. Ben bunu seviyorum. Herkes sevmez. Şu ortaçağ katedralleri vesaire nasıl yapılmış onu anlatıyor. Benim hoşuma gitmişti. İçlerinde belki en az beğeneceğiniz bu olabilir. O zaman hemen başka bir şey öneririm. Mükemmel bir belgesel. The Great Human Odyssey. Odyssey'nin e, hikayesi şu. insanlık dünyaya nasıl dağılmış? Tabii farklı dini inançlardan, farklı pencerelerden bakılabilir. Herkes sevmeyebilir. Geçmişte dünyaya nasıl dağıldıklarını bir de bugün nasıl dağıldıklarını görmek isterseniz... Dünya mültecileri nasıl bakıyor? Amazon'da bu belgesel. Human Flow, insan seli. Bu da e, dünya ısındıkça bunlar nasıl kuzeye kaçıyorlar? Siz de niye Karadeniz'den falan, Samsun'dan, Sinop'tan, Trabzon'dan ev bakmalısınız? Çok iyi anlatılmış. Can we build a brain? Biz bir beyin yapabilir miyiz? Yapay zekanın mükemmel sırrı. Mükemmel hikayesi. Tersine mühendislikle beyin yaratmak. Hocam, Dur bekle. Ben sana şunu göstereyim bak. Nerede o? Ee, gündemde bir konu konuşacağız. Hayran kalacaksın. Şimdi bulamadım. Gündemde mükemmel yapay zeka arkadaşları konuşacağız. Ne? Neyse. Bir şey okudum ama yorumlarda bizimkiler görmüştür. Life. İçlerinde en yüksek puanlı olan. David Baba'nın efsane belgeseli. 10 bölümdür vahşi yaşamın içine nasıl ettiğimizi, aslında vahşi yaşamın ne kadar güzel bir şey olduğunu, insan denilen yaratık olmasa dünya ne kadar güzel bir yer, enfes. Alternatif mi? Köpek severlere gelsin. Çok hoş. Köpekler. Böyle her ülkeye bir gidiyorsunuz. Köpekler ama köpek sevenlere. Yani köpeklerin eğitimleri, dostlukları falan. Ve sonuncu, ha sondan bir öncesi oyuncakların belgeseli. Bunu bir kere daha önce önermiştim. Barbie'nin, Lego'nun, işte Hime'nin, manin G.I. Joe'nun falan bizim çocukluğumuz 90'lar hepsi nasıl oluşturulmuş? İnsanların hayatını nasıl değiştirmiş? Harika anlatıyor. Ve sonuncu belgesel Dirty Money. Yani dünya nasıl öpülüyor? Muhteşem bir belgesel. Lütfen izleyin. Değer. Ha %100 anlatıyor mu? Hayır. Ama en azından gözün açılıyor. Şimdi son bölüme geldik. Çok az kişinin izlediği diziler. Hop 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 hop. Dizileri önermeden önce bir 10 daha hediye edelim. Salalım gelsin. Bir 10 daha. En azından hani şu katılı da izleriz. Tamam. Edilmiş. <laughs> Ediliyormuş zaten. Hediye rastgele dağıtılıyor canım ciğerim. Hediye rastgele. Yani unutmayın ki bu yayının amacı aslında size şey sunmak katıl aboneliği sunmak bir yandan katılın değerini bilin. Bugün 15 lira dediğim para gerçekten büyük para ama çok küçük para. Yani maalesef küçük para haline geldi. O 15 lirayı verdiğin zaman katılda kendine bütün yaz eğitim alabileceğin bir dünya katıyorsun. Bir yandan katılın reklamını yapıyoruz. Evet. Videoyu beğenmeyi unutuyor musunuz? Evet. Şu videoları beğenin. Bu videoya reklam almayacağız. Bari en azından beğenin. Bundan sonra videoları ilk 5 dakikaya falan reklam almayıp beğeni isteyeceğiz. Ee... Bu canlı yayın silinmeyecekken niye sileyim? Hepsi duracak. Bunun amacı zaten bu yaz ne yapsanız. Hadi gelin dizi izleyelim biraz da. Bu yaz için dizi tavsiyesi. Şimdi kendi izlediğim dizilerden özellikle size önereceğim. O yüzden çok fazla değil. 6 tane falan Broad 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 Church aslında öyle hepinizin çok seveceği bir dizi değil. İlk sezonunu biraz sabırlı izlemeniz lazım. İngiliz dizileri çok sevilmez. Mıy mıy mıydır. Bu mıy 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 değil abi. Mükemmel polisi arıyorsanız bu o da değil. Tamam mı? Birazcık olayın içerisine kendinizi soktuğunuz bir olay bu. Ve eğlenceli. İlk sezonu izleyin anlarsınız tavsiyemizdir hastayız. 4 sezon zaten. Timeless. Bizim Pera Palace çekmişti ya, ya. Kaç? 8 bölüm falan çektiler. Ekran yok. Pardon ekran yok. Az önceki diziyi de göstermemiş olabilirim. Şöyle göstereyim. Heh. Broadchurch. Bu İngiliz polisyensi ama keyifli olanı. Bu da Timeless. Tamam mı? Timeless aslında zaman yolculuğunu muhteşem gösteriyor. Ama o kadar güzel yapmışlar ki. Bizim Pere Palasçılar mesela bir set kurmuşlar. Bunlar her bölüm gidiyor abi. İzliyorum hop bir 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. Hop Amerika Bağımsızlık Yılına. Hop Nazi Almanyası'na. Şakır şukur gidiyor. O dönemin kıyafetlerini falan gibi o dönemin paraların yanlarını alıyorlar. Başroldeki kızımız biraz gerizekalı olsa da ve çok da güzel olmasa da babalar fena değil. Yani izlenir. Şu arkadaşımız işte sert çocuk, bu inek çocuk efendime söyleyeyim. E, bu kötü adam, afişleriniz burada görmediğiniz kötü adam falan neyse. Artık hikayesine girmeyiz. Zaman yolculuğunu çok güzel anlatıyor. İlk üç bölümde zaten olayı sararsınız. Ben sadece e, değerli kızımızın anasına buradan diyorum ki senin gibi ana olmaz olsun. İzliyoruz, izleyelim. Justified. Beş sezon gitti e, Justified dediğimiz. Şimdi. Burada ilk 3-4 bölümde bu olayı sevmeyeceksiniz biliyorum ama bir parça tutunursanız hani o e, olay şu Amerika'nın böyle bizim taşralarımızda işte gettolarımızda bizim gece kondu dünyamızda daha doğu dünyamızda yaşanılan e, hikayeyi bir parça yansıtıyor. Amerika'nın böyle çok ön planı değil daha arka planını anlatıyor ama ikinci sezonu çok güzel bir değil ikinci sezonu çok güzel. Direkt ikinci sezon izleyelim. Olmaz baba. Strike Back. 10 sezon. Adamların arka sokakları. öyle söyleyeyim. Arka sokakların kalitelisi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Birinci sezonki ekip birden kayboluyor. Sonra işte dördüncü sezon başka bir ekip geçiyor. Aslında arka sokaklar gibi işte. Orada da Rıza Baba dışında yani neredeyse bütün ekip zıppırt değişti. Ee, ve güzel. Yani biraz işte hayvan güçü Çılgın arka sokaklar esprisi istiyorsanız buyurun size. Arka sokakların kalitesi. Gece 2'de falan yatmadan önce izlenecek bir şey. Hocam bana öyle bir şey öner ki Star Wars'la Game of Thrones birleşsin. Valla öyle. Yemin ediyorum. Star Wars'la Game of Thrones birleşiyor. İşin içine de birazcık hafif bir e, ne diyeyim? House of Cards Böyle bir dizi görmedim ben. Zaten 2024'te mi ne geçiyor? Ya yani bayağı ileride geçiyor. Amazon Prime'ın izlerken böyle beynin şey oluyor. Ulan böyle olur mu acaba ya diyorsun. Gelecekte geçiyor. Hastayız. Daha önce önerdiğim ve yine gelecekte geçen son dizimiz The Hundred. 6 sezon gitti. İlk 3 sezonu muhteşem. Sadece 100 kişinin gelecekte hayatta kaldığı bir dizi. Eee... <laughs> Apokalips sevenlere, kıyamet sevenlere gelsin. Ama üçüncü sezondan sonra maalesef bozuyordu. Canlar, ciğerler, güzel insanlar. Tam 40 dakika bu yaz ne halt yesek konulu bir yayın yaptık. Ee, ve sizleri seviyoruz. Katıl'ı size özellikle hediye ediyoruz. Kapatmıyorum merak etmeyin. Daha hediye edeceğiz. Birazdan gündem var. Katıl'ı özel gündemde sizle birlikte e, şeyi konuşacağız. Ülkede ve dünyada neler oluyor? Katıl gündemini şeyler sever. Bizim katıl aboneleri sever. Gündemler artık dışarıya açık çok yapmıyoruz. Artık haftada bir belki ayda bir falan yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bir yaparız mesela. Ee, bir hediye ediyoruz zaten. Hediyelere devam. Ee, şu anda bir 10 daha hediye ettik mesela. Şak diye geldi. Kübra da hediye etti. Kübra çok teşekkürler tekrardan. Galiba 100'ü bulduk. 200 hediye verildi. Pardon. 200'ü geçtik. Kim yazdı? 200. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki amaç e, sizin bu yazı boş geçirmemeniz. Rastgele veriyor abi. Sistem rastgele veriyor. Hediye ettiğinizde herkese rastgele veriyor bu katılı. Yeter ki bu yazı boş geçirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani bana çıkmadı. Şansım kötü. E, Harktu çok teşekkür ederim. O da hediye etmiş. Eee bu yayın boyunca amaç size olabildiğince abonelik dağıtmak. E, katılda ha katılda 12 ayı geçirenlere güzel bir soru geldi. Katılda 12 ayı geçirenlere e, şey kitabını hediye ediyoruz. O panda benim. Hatta şimdi göstereyim size. Normalde bu kitapları her yerde göremezsiniz. Bu kitap piyasada yok. Şu kitap. Yok. Vallahi yok. Ama kimlere veriyoruz bunu? Biz e, katıl abonelerini çok severiz. Ve o bize desteklerinden dolayı her zaman teşekkür etmeyi biliriz. Bu kitaptan bastırttım. Ve sadece e, 12 ayı dolduranlara ki. Bak şöyle de göstereyim. Bu arada bu kitap yani benim evde oturup bastığım bir kitap değildir. Haberiniz olsun. Bu kitap buradan da gördüğünüz gibi bin kitapta falan yorumları olan 10 üzerinden 9 puan almış ve e, İnkılap Kitap Evi tarafından basılmış ama raflara asla çıkmamış özel bir basım kitaptır. Bu özel basım kitabı katılda 12 ayı dolduranlara veriyoruz. E, hediye ediyoruz. Kargoyu ödüyorlar yolluyoruz. Para almıyoruz. Efsane bir kitap diyene teşekkürler. E, şu an 3. Üç, baskısı bitti. 4. basacağız. Dördüncü baskıdan sonrasını inşallah şey yapacağız. Ee, bayramdan sonra dağıtmaya başlıyoruz. 12 ayı dolduran herkese vereceğiz. Ee, bir de harp'te 10 daha hediye etmiş. Yürekten teşekkürler. Herbokolog çok teşekkürler. O da hediye etmiş. 100'ü geçtik şimdiden. Bir de bu var. Bunu da 24 ayı dolduranlara hediye ediyoruz. Peki 36 ayı dolduracaklar olacak 2 ay sonra. Onlara ne hediye ediyoruz? Onları da WhatsApp grubuna alıyoruz. Haluk Tatar WhatsApp grubu kurulacak ve Hayuk Tatar WhatsApp grubunu alacağız. WhatsApp grubunda onlara sabah akşam yazışacağız. Bazı önemli kararları konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bu niye raflarda yok diye soran var. E, bu niye rafta yok? Çünkü biz bunu, bu bir roman. Haluk Tatar romanı. Haluk Tatar roman yazdığında nasıl olur? İşte onu ancak katıldaki güzel insanlarımız öğrensin isteriz. Anlatabildim mi? Parayla satılmaz. Dolayısıyla e, durum bu. Evet, sizi seviyorum. Hakkınızı helal edin. Hemen şimdi katılı özel uzun bir gündeme başlıyoruz. Orada görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim bu yaz ne okusaydı izlediğiniz için. Abonelik hediye eden herkes teşekkür ederim. Hadi katıla katılacaksanız katılın. Videoyu beğenin. Hemen katıl canlı yayında görüşelim.